Hayırlı günler dostlar. Ülkemiz tarihinde ilk defa Hindistan'dan buğday satın aldı. Türkiye Hindistan'dan 50 bin ton buğday ithal etmiş durumda. Hindistan medyası HindustanTimes.com'un haberine göre Hintli çiftçiler bu ithalattan kazançlı çıkmış olsa da Hindistan basınında satışa yönelik eleştiriler yapılmış. Neden derseniz Hindistan'ın Türkiye'ye buğday satmasından sonra Hindistan'da zaten %15'e varan iç artıştan sonra ülkedeki buğday fiyatlarının yukarı yönde ilerlediği notu düşülüyor. Hindistan buğdayının küresel piyasalarda talep görmesi buğday fiyatlarının yükselmesine neden olurken özellikle Ukrayna'daki savaş nedeniyle Hindistan'dan buğday alımı artmış durumda. Türkiye tarihinde ilk defa Hindistan'dan buğday satın alıyor. Hindistan ikinci büyük pirinç ve buğday üreticisidir cümlesi de kullanılmış. Türkiye dostlar Hindistan'dan 50 bin ton buğday sipariş etti. Hindistan Tarım ve İşlenmiş Gıda Ürünleri İhracat Geliştirme Kurumu'ndan heyetin süreci hızlandırmak için ülkemiz Türkiye'yi ziyaret ettiği yönünde haber paylaşılıyor. Ülkemiz her ne kadar buğday üretse de diğer ülkelerden ithal edip genellikle makarna olarak bunları satıyor. İran'a gidiyoruz. İran'da işgal edilmiş Arap Avaz bölgesinde Arap halkı günlerdir sokaklarda daha doğrusu haftalardır sokaklarda bir kez daha sokaklardan görüntüler paylaşılmış. Ölüm olsun reisiye sloganları atılıyor. İnsanlar İran'da hayat pahalılığından şikayet ederken daha çok Güney Azerbaycan'da bu tarz olayların olmasını bekliyoruz fakat Araplar daha çok eylem yaparak mevcut hükümete tepki gösteriyor. İran terör rejimi Arap Ağabaz'daki protestoların artması ve ulusun sık sık gösteri yapması nedeniyle interneti bu bölgede kesmiş durumda. Libya'ya gidiyoruz. Libya'nın batısında Canjur bölgesinde silahlı gruplar arasında çatışma çıktığına yönelik haber paylaşılmış. Deniz Aslan 2022 arama kurtarma davet tatbikatı başladı. Deniz Aslan arama kurtarma tatbikatının fiili bölümü Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında yapılıyor. Yunanistan meclisi muhtemelen önümüzdeki saatlerde saçma sapan haberlerde servis edecektir. Önemsiz bir görüşme gerçekleşiyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Hollanda Krallığı Başbakanı ile görüşüyor. Mark Rutte, kendisi Lai'de Paşinyan'la görüşüyor. Nur Sultan'da 8. kattan düşen çocuğu kurtaran bir kazak adama daire hediye edildi. Ülkemize de bu tarz kurtaran olaylar olsa da kimse daire hediye etmiyor. Fakat burada bizzat belediye başkanı tarafından Altay Kulginova daire hediye edilmiş durumda. İsrail askerleri tarafından dün vurularak öldürülen El Cezire televizyonun muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile için Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanlığı binasında cenaze töreni düzenleniyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas törende açıklamalarda bulundu. Gürcistan'a gidiyoruz. Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan ve tutulduğu hapishanede sağlığı kötüye gittiği iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Miyal Sakaşbi ile sağlık durumunun tespiti için başkent Tiflis'teki hastaneye nakledildi. Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten özel hapishane hizmeti idaresi yetkilisi Takashbili Rustavi kentindeki hapishaneden Tiflis'te bulunan Viyamadi kliniğine getirdi. Birbirine benzer özel araçlardan oluşan Sakashbili'yi taşıyan konvoyun geniş güvenlik önlemleri altında kliniğe giriş yaptığını söyleyelim. Özel hapishane hizmeti idaresi Sakashvili'nin kliniğe getirilmesi hakkında henüz açıklama yapmıyor. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, HBCI ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından General Atomic firmasının ürettiği MQ-9B Stol IA hakkında sık sık karşılaştırma yapılması üzerine şu açıklamayı yapıyor. Dün Amerikalı bir firma kısa pisli gemiler için ilk biz yapacağız diye yayında bulundu. Ancak bakalım kim önce yapacak şeklinde Amerika'ya meydan okuyan güzel açıklamalarda bulunuyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de TUSAŞ tarafından jet motorlu modeller gündeme gelecek açıklamasını yapıyor. Ülkemizin en büyük sıkıntısıydı jet modelli İYA'lar. Bilindiği gibi İran rejiminde jet modelli siyalar var. Dolayısıyla bizim de bu tarz SİYA'lar yapmamız önem arz ediyor. Rusya'da Dimitri Medvedev konuştu. Tıpkı Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü gibi proxy savaşlarının her zaman tam kapsamlı nükleer savaşa dönüşme riski var açıklamasını yapıyor. Bu herkes tarafından felakete sebep olabilecek bir senaryo olur şeklinde Rusya'dan tehdit geldi. Diğer haberimiz dostlar Katar emiri Şeyh Temim El Sani kendisi İran rejimini ziyaret ediyor. İran'dan görüntü görmektesiniz. Milli Savunma Bakanlığımız basın açıklaması yaptı. Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK-YPG'li teröristin komandolarımızın başarılı müdahalesiyle öldürüldüğüne yönelik haber paylaşılıyor. Kuzey Kore ilk koronavirüs vakasını açıkladı. Ülke çapında sokağa çıkma yasağı getirilirken Kuzey Kore lideri koronavirüsle mücadele edeceklerini de açıklamış durumda. Kremlin sözcüsü Peskov konuşuyor. Peskov'un açıklamasını aktıralım. Finlandiya'nın NATO'ya katılması Rusya için tehdit demektir. Güvenliğimiz için gerekli adımlar atacağız. Vereceğimiz tepkinin seviyesi NATO'nun Finlandiya içerisindeki askeri altyapısına bağlı olacak cevabını veriyor. NATO'ya katılması beklenen İsveç doğrudan terör örgütü PKK'ya 376 milyon dolar yardımda bulunmuştu. Ukrayna'ya 5 milyon dolar yardımda bulunduğu gerçeğini önümüze alıp düşünürsek biz bu nedenle İsveç'in NATO üyeliğini neden kabul edelim şeklinde bir Türk uzmanın açıklamasına da yer verilmiş. Bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı NATO'ya üye olmak için ortak basın açıklaması da yapmıştı. Bu notu da düşelim. Dünya medyasından kısaca haber başlıklarına bakalım. Emirliklere bağlı gemiler İran savaş gemisi olarak yeniden ortaya çıkıyor. Abu Dhabi merkezi Horizon Enerji, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısının ortağı olan İranlı petrol firmalarına hizmet ediyor. Bunun dışındaki haberimiz Ukrayna'da savaş Kuzey Kutbu'ndaki iş birliğini riske atıyor. Batılı ülkeler Rusya'yı kınama ihtiyacıyla Moskova'dan iş birliği alma ihtiyacı arasında sıkışmış durumda. Özellikle kutup bölgesinde Rusya'nın hakim güç olduğu Dolayısıyla diğer ülkelerin Rus yardımına ihtiyaç duyduğu da not düşünmüş. Diğer haber Rus ve batılı bilim adamları artık Kuzey Kutbu'na iş birliği yapmıyor. Bu kötü en azından iklimi araştırmak için haberi servis ediliyor. Bunun dışındaki haber Rus meydasında haber başlıklarını görmektesiniz. Patlamayla parçalanan Tan kulesi 50 metre yükseklikten havaya fırladı. Amerikan uzun menzilli düzelerinden bahsedilmiş Ukrayna'ya geldi. T-72 tankının füze sisteminin imhası yabancı gazetecinin videosuna yakalandı. Yılan Adası yakınlarında tekrardan Rus çıkarma gemilerinin görüldüğü belirtiliyor. Bu habere bakalım dostlar. Bilindiği gibi Rusya dersini almamış durumda. Yılan Adası yakınlarında kimliği belirsiz en az iki amfibi saldırı gemisi tespit edildi. Bu tür bilgiler özellikle denizcilik uzmanı Ben Satın Covers Shores tarafından servis ediliyor yılın adası yakınlarında çıkarma gemilerinin ortaya çıkmasının nedeni hakkında henüz bir yorum yapılmazken kimliğe kadar uydu görüntüleri Rusya'nın Karadeniz filosunun varlığı hakkında bizlere bilgi veriyor. Rusya'nın Karadeniz filosunda 13 donanma gemisinin burada varlık gösterdiğine dair haber paylaşılmış. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.